Evet, unutmuşum. Yükselen yengeçler ve yengeçler, kusura bakmayın. 10 Haziran videosunu ekleyemeyeceğim için tekrar sizin için özel bir video çektim. Tutulma 10 Haziran'da gerçekleşecek ama tutulmaları hatırlayalım. Yılda 4 tane genelde tutulma olur. Bazı yıllar, bazı özel yıllarda 5-6'yı bulur ama genel anlamda 4 tutulma olur. Bu ikinci tutulma. 26 Mayıs'tan sonraki yılın ikinci tutulması 10 Haziran tutulması. Doğal olarak da kritik, büyük kırılmaları meydana getirecek. Bir dakika, çiçeğimizi ektik, bırakmışım. Onu da ekleyelim. Biraz önceki videolarda vardı. O yüzden de kritik ve önemli. Bu tutulma 18 yılda bir kere bu seride oluyor ve bir yıl boyunca oluyor. Yılın son tutulmasında 4 Aralık'ta İkizler Yay Hattı'nda göreceğiz. Arada başka bir seride yeni bir tutulma serisi başlayacak. Neyse, sonuç olarak bu tutulma bu anlamda özel. Şimdi tutulmaya baktığımızda içinde çok fazla etken var. Yengeçler ve yükselen yengeçler, kariyer evinizde olacak bu tutulma. Anlamı şu: ciddi anlamda kariyerinizle ilgili büyük değişimleri, büyük başlangıçları, büyük kırılmaları getirecektir. Yani öyle hani şu işten şu işe geçtim değil de sektör değiştirmek, firma değiştirmek, bazen iş değiştirmeyi bile getirir. Yani zihninizde bir yerlerde buna dair bir şeyler böyle filizlenmeye başlamıştır zaten. Dediğim gibi tutulmanın etkisi başladı. Yılın sonuna kadar da bu etki devam edecek ama öncesi bir ay, sonrası bir ay aslında olayın patlak verdiği yer olur. O anlamda özel. Şimdi tutulmanın içerisine baktığımızda bir Neptün karesi vardı bu tutulmanın ve Merkür retroydu. Şu anlamda Merkür retrosu daha önemli. Tutulma ikizlerde oluyor ve ikizlerin yöneticisi Merkür olduğu için o retro hareket bu tutulmayı çok fazla etkiliyor. Baktığımızda tutulma size şunu söylüyor: tamam, kariyerle ilgili büyük bir değişiklik yapabilirsin. Şu an zihninde kariyerinle ilgili zaten bir şeyler alevlenmeye başladı. Ama şuna dikkat et. 25 Haziran'a kadar Merkür retro olacak. Retro olduğu için zihin bulanık, yanlış anlaşılmalar çok fazla var. Bir de Neptün'e kare yaptığı için bazı detayları görmüyorsun. O anlamda dur, detayları fark etmeye çalış. 25 Haziran'dan sonra, dediğim gibi tutulmanın etkisi daha uzun süre devam edecek. 25 Haziran'dan sonra adım atmak, doğru şeyleri görmek, doğru adımları atmak çok daha mümkün hale gelecek. O yüzden bu dönemi birazcık daha incelemek, araştırmak, karar vermek demeyelim, incelemek, araştırmak için kullanmak çok daha mantıklı olacak. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi baktığımda tutulmanın olduğu esnada bir de Plüton-Mars karşıtlığı var. 1-7 hattında olacak bu karşıtlık. Size diyor ki, hayatınızda ortak dediğim, kanki dediğim, çok yakın dediğim, evlilik dediğiniz ilişkiler varsa, evlilik dediğimiz ilişkiler olmaz tabii, evlilik içindeyseniz, bu Mars-Plüto karşıtlığı sizi çok öfkelendirebilir. O yüzden bu konularda ortaklık, evlilik, kankilik mevzularında öfkeli hareket etmeyin. Çok koparıcı etkisi var bu Mars-Plüto karşıtlığının. Geri dönülmeyecek noktalara gelebilirsiniz. Öfkeye sahip çıkmakta fayda var. Olayları değiştiremiyoruz ama tepkimiz çok şeyi değiştirebiliyor. Böyle düşünebilirsiniz. Evet, devam etmek gerekirse yükselen yengeçler, size ekstra ne söyleyebilirim diye. Şunu hiç unutmayın. Tutulma serisi zaten 26 Mayıs, 10 Haziran ve yılın sonundaki son tutulma, 4 Aralık'taki tutulma İkizler Yay Hattı'nda oluyor. İkizler Yay Hattı sizin kariyer evinizi çok ilgilendiriyor. Bu anlamda bu sene kariyerinizle ilgili büyük değişimlere hazır olun. Ama en azından şu 25 Haziran'a kadar adım atma konusunda birazcık temkinli olun. Çünkü gözümüzün önünü görmüyoruz. Zihnimiz çok bulanık. Bir de ilişkiler konusunda bu tutulma sırasında özellikle 1-7 hattındaki Mars-Plüto karşıtlığı koparıcı etkiye sahip, öfkeyi çok fazla büyütmeye özelliğine sahip. O yüzden ilişkileriniz, ortaklıklarınız, çok yakın arkadaşlıklarınız konusunda çok öfkeli hareket etmeyin. Sonra pişman olabilirsiniz. Sizi atladığım için kusura bakmayın. Umarım video işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.